Efendim merhaba, saat 17 ve Habere Doğru'yla karşınızdayız. Gündem malum, şu birgaç gündür asgari ücreti, ekonomiyi falan konuştuk ama yaklaşık iki gündür çok yoğun bir biçimde özellikle bugün kadın cinayetlerini konuşuyoruz. Çünkü dün, sadece dün 3 kadın, ki birisi çok hunharca, çok vahşice öldürüldü, yakılarak öldürüldü, bir öğretim üyesiydi öldürülen. Katil de biraz önce tutuklandı değerli izleyenler. 3 kadın sadece dün yaşamını yitirdi. Ancak kadın cinayetlerini önleme konusunda maalesef herhangi bir adım doğru dürüst atıldığında çok görmüyoruz. Bu da bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Daha bugün biraz önce İstanbul'da bir özel tıp merkezinde bir hemşireye karşı bir saldırı girişiminde bulunuldu. Rehin alındı. Daha sonra polisin yaptığı operasyonla hemşire yaralı olarak kurtarıldı. Saldırgan şu anda emniyette ifadesini veriyor değerli izleyenler. Yani kadın cinayetleri 2020'yi gönderdiğimiz şu son günlerde tekrar gündemdeki o en sıcak, en hararetli yerini aldı. Tekrar maalesef ki böyle. Bunun dışında ekonomi değerli izleyenler oldukça sert bir yıl geçti. Önümüzdeki sürecinde, önümüzdeki yılında çok parlak geçmeyeceği uzmanlar tarafından özellikle ifade ediliyor. Bunu da konuşacağız programımız boyunca. Asgari ücret en son 2825 lira 90 kuruş olarak açıklanmıştı. Yaptığımız röportajlar değerli izleyenler, aldığımız duyumlar, bilgiler bu asgari ücretin asla ve asla işçiyi tatmin etmediği yolunda zaten sizler de yaşayarak görüyorsunuz. Kadın cinayetleri, işte ekonominin hali, asgari ücretle geçinmeye çalışan birçok vatandaş ki çok ciddi bir oranı teşkil ediyor. Bildiğiniz gibi tarımdaki hadiseler, tarımdaki olumsuz politikalar, bunların tamamı bir sıkıntıya doğru bizi ciddi anlamda sürüklediğini ortaya koyuyor. Bütün bunların yanında bir de barajlarda bir su probleminin oluştuğu uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Gerçi bugün Tarım Bakanı bir açıklama yaptı. Barajlardaki doluluk seviyesi geçen yılın altında değil, geçen yılki seviyede dedi. Ancak çok da doğru mudur, değil midir? Bunu da bilmiyoruz. Çin aşısı değerli izleyenler yola çıktı. Çıkmakla da kalmadı ve nihayet dün gece geldi. Hala tartışılıyor. Yani hani tabiri yerindeyse fotoğrafa baktığımızda hatırlar mısınız bilmiyorum. Bundan işte 5-6-7 ay önce konuştuğumuz şöyle bir şey vardı. Yani aşı üretilse bile bunun taşınmasında ciddi sıkıntılar olduğunu, soğuk zincirle yapılması gerektiğini, hatta -20 dereceler, 50 dereceler, -70 derecelere varan bir soğuk zincirden bahsedildi bize uzmanlar tarafından. Ancak havaalanında gördük ki bunlar gofret kutusu gibi istiflenmiş. Orada öyle yüklenmeyi bekliyor idi. O aşılar geldi. Uzmanlar şimdi bunu tartışıyorlar. Doğru mu nakledildi? Yanlış mı nakledildi? Hatta bunun bir tıbbi atık haline gelebileceğini ifade eden uzmanlar da var. Tabii ki o konunun uzmanı değiliz ama mevcut tartışmaları sizlerle paylaşıyoruz değerli izleyenler. Ve bu arada bütün bunları konuşacağımız konuğumuzda, stüdyomuzda değerli izleyenler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Fethi Açıkel. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Dükkan. Evet, gündemi ben şöyle bir özetledim. Kadın cinayetleri maalesef oldukça, özellikle şu son birkaç gündür oldukça artmış durumda. Dün sadece 3 kadın öldü. Ekonomiyi konuşuyorduk, asgari ücret vesaire. Çin aşısı dedik, bunlar geldi. Önce bir ekonomiden bakalım isterseniz. Siyasetteki tartışmalar hala çok sıcak. Erken seçim olur mu, olmaz mı? Diğer siyasi partiler kongrelerini yetiştirmeye çalışıyorlar yeni. Biliyorsunuz Deva Partisi daha yeni, dün gerçekleştirdi kongresini. Bunlar bir seçim, olası bir seçime, baskın seçim, erken seçim adını ne derse, bunlara doğru bir koşturma var. Bütün bunlar 2020'yi gönderip 2021'i karşıladığımız günlerde oluşan önemli başlıklar. Dediğim gibi ekonomiye başlayalım ama ekonominin biraz da özeline girelim. Asgari ücret diyelim. Çok yeni açıklandı bildiğiniz gibi. Asgari ücret bizim yaptığımız röportajlarda yani vatandaşların özellikle asgari ücretle geçiren kesimi mutlu etmediğini, gerçi %21.56'lık bir artışın iktidar tarafından çok iyi bir artış olduğu ifade edilse bile vatandaşları mutlu etmediği yaptığımız röportajlarda, görüşmelerde ortaya çıktı. Buyurun buradan başlayalım. Şimdi maalesef çok zor bir seneyi geride bırakıyoruz. Tele 1
izleyicileri başta olmak üzere tüm yurttaşlarımıza belki daha umutlu, daha müreffeh ve daha demokratik bir 2021 temennisiyle başlayabilecek durumda olmayı isterdik. Ama maalesef Türkiye kötü yönetim nedeniyle özellikle ekonomik buhran ve birazdan da değineceğimiz COVID-19 pandemisinin kötü yönetimi nedeniyle hak ettiğinden çok daha kötü bir noktada giriyor 2021'e. Bunun ilk işaretlerini de maalesef geçtiğimiz haftalarda sonuçlanan asgari ücret rakamlarıyla, telaffuz edilen rakamlarıyla almış olduk. Türkiye'de milyonlarca insanın aldığı ortalama ücrete dönüşmüş durumda. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sevgili İsmail Bey, asgari ücretin Türkiye'de normal ücret haline geldiğini yıllardır hem raporlarımızda hem bildirgelerimizde vurguluyoruz. Bunu geniş Türkiye kamuoyu artık gördü. Asgari ücretle geçinen, asgari ücret ve asgari ücretin yarısı kadar fazla bir ücretle geçinen ücretli emekçi sayısı Türkiye'de çalışan ücretli emekçi nüfusun %60-65'ine denk geliyor. Çok büyük bir oran. %2825 lira yani daha önceki 2324 lirayla onun 1,5 katı kadar 3000 lira arasındaki bantta çalışan emekçi nüfusun oranı ücretlilerin %60'ını 65'ini oluşturuyor. Çok yüksek bir rakam bu. Türkiye'de 9,5-10 milyon arası bir işsiz nüfus olduğunu, 9,5-10 milyon arası bir asgari ücret ve bir tık üstünde maaş alan emekçi olduğunu ve 13,2 milyonda emekli ve yakınları olduğunu düşündüğümüzde bu üç kalem toplam 32-33 milyon insan ediyor. Emekliler, işsizler ve asgari ücretli ve asgari ücret civarında maaş alan nüfusumuz aslında bugün açıklanan maaş olan 2825 lira ve civarında bir ücretle hayatını geçindirmek zorunda kalıyor. Bakın bunlara sosyal yardım alanlar dahil değil, bunlara engelliler dahil değil, bunlara yaşlı ve yoksul olanlar dahil değil. Bunlara yaklaşık 700 lira, 800 lira, 1000 lira, 1200 lira emekli maaşı alan çok geniş sayıda nüfus dahil değil. Dolayısıyla bu açıklanan asgari ücret geçtiğimiz yıllarda TEFE ve TÜFE hesaplamaları konusunda maalesef yurttaşları hayal kırıklığına uğratmış olan TÜİK'in, Türkiye İstatistik Kurumu'nun gıda enflasyonu ve hayat pahalılığı sepeti açısından baktığımız zaman beklentilerin altında kalmıştır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak net minimum 3100 lira asgari ücret olmalıdır görüşünü savunduk. Bunun sebebi de DİSK'in ve Türk İş'in açıkladığı açlık sınırının zaten 2500-2700 lira civarında seyretmesiyle birlikte bu rakamın üstüne çıkmamız için 3100 lira minimum net bir ücret olması gerektiği görüşüydü. Bunu neden minimum 3100 lira olarak savunduk? Çünkü 2600-2700 liralık bir açlık sınırının üstüne vatandaş elektrik faturasını, ulaşım maliyetlerini, kirasını, eğitim maliyetlerini, geçmişten gelen borçlarını pek çok şeyi dahil ettiği zaman bu rakam ancak yetiyor. Dolayısıyla bu açıklanan 2825 liralık rakam %20'lik bir artış gibi görünüyor olmakla birlikte hem gıda enflasyonundaki artışı yansıtmıyor. Çünkü çok verilen örneklerden bir tanesi bir teneke ayçiçek yağı 35 liradan 60-65 liraya çıktı. Yumurtanın kutusu 11 liradan 20-21 liraya, 22 liraya çıktı. Süt pahalandı, peynir pahalandı. Bir paket makarna 4 lira, 5 lira, 6 lira olarak seyrediyor. Dolayısıyla zaten iyi beslenemeyen, zaten evine bilgisayar alamayan, çocuklarının uzaktan eğitimi konusunda teknolojik olarak yatırım yapamayan, internet parası ödeyemeyen, evdeki televizyonu bile eski, çoğu durumda çalışmayan, hatta televizyonsuz yoksul aileleri de düşünerek baktığımız zaman ulaşım masraflarıyla, ısınma masraflarıyla, elektrik, gaz, fatura masraflarıyla birlikte
2825 lira çok düşük bir rakam. Türkiye nüfusunun çok büyük bir bölümünün geçinmek zorunda kaldığı bir ücretin, asgari ücretin daha hakkaniyetli ve daha yüksek telafi edilmesi, ortaya konulması gerekirdi İsmail Bey. Burada şunun altını çizmek istiyorum kısaca söylemek gerekirse. Buyurun. Şimdi biz borç yükünü hesaba katmıyoruz ailelerin. Yoksul ailelerin hayatlarını borçla çevirmek zorunda kaldıklarını hesaba katmıyoruz. Yoksul ailelerin hayatında 100 liralık, 200 liralık aylık bir girdinin ortaya çıkaracağı bu borçlanmama etkisini hesaba katmıyoruz. Dolayısıyla 100 lira, 200 lira, 10 bin lira, 15 bin lira maaş alan bir beyaz yakalı, özel sektörde çalışan bir profesyonel için 100 lira çok bir şey ifade etmeyebilir ama 2324 lira asgari ücretle geçinen, bugün 2825 lira asgari ücretle geçinecek olan emekçi için o 100 liranın, 200 liranın, 300 liranın çok değeri var. Çok kıymetli. Ve yılda 12 ile çarptığımız zaman bu neredeyse bir ekstra asgari ücret ediyor. Dolayısıyla bizim emekçiden alınan, emekçiden gasp edilen bu 100 liralarla, 200 liralarla milyonlarca insanın hakikaten hayatının rahatlatılacağını görmemiz gerekiyor. Büyük bir buhran yaşıyor Türkiye. İşsizlik çok arttı. Anneler, babalar mağdur. Gencecik insanlar hayatlarına kıyıyor. Şatafata, itibara, israfa, debdebeye ayrılan milyarlarca liralık, örtülü ödeneklere ayrılan milyarlarca liralık kaynağın 150-200 lira, 300 liralık bir asgari ücretli aileye tahsis edilmiş kısmı inanın insanların hayatını kurtarıyor, evet. Geleceğini kurtarıyor. 8400 lira ile 7900 lira arasında yoksulluk sınırı değişiyor İsmail Bey. Türkiye'de çok az haneye 2 ya da 3 asgari ücret giriyor. Dolayısıyla çoğu durumda 1 ya da 1,5 asgari ücretle 5 ay çalışıyorsa 3 ay işsiz, 6 ay çalışıyorsa 6 ay işsiz. 1168 liralık kısa çalışma ödeneğiyle 1,5 asgari ücret sayılabilecek bir hane halkı geliriyle geçinmeye çalışıyor. 4 kişilik, 5 kişilik aileler. Bakın Türkiye'de yurttaşlara 3 çocuk yapın dediğiniz zaman yurttaşların et parasını, süt parasını, yağ parasını düşünmeniz gerekiyor. 3 çocuk yapın dediğiniz ailelere makarna, kalori gereksinimlerini hesaba katmanız gerekiyor. Bunların hiçbirinin hesaba katılmadığı maalesef bir vahşi israf düzeninin, bir vahşi sömürü düzeninin sadece rantiyeye milyarlarca dolarlık, sadece bir tek firmanın 9 milyar liralık vergi affı söz konusu olmuş. O 9 milyar lirayla bir ayda düşünün 9-10 milyon asgari ücret düzeyinde ücret alan emekçi aileye hane başına ne kadar liralık katkı yapılabilirdi, bunu düşünün. Covid döneminde asgari ücretli unutulmuş bir kesim. Covid döneminde işsizimiz unutulmuş bir kesim. Covid döneminde emeklilerimiz ihmal edilmiş bir kesim. Bu asgari ücret artışı, %20'lik artış belki bir parça ferahlama getiriyor ama en az %35-40'lık olması gerekiyordu. 3100 lira Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerdiği rakam bile sınırda bir rakamdır. Ama biz tüm belediyelerimizde 3100 lirayı minimum bir maaş olarak ödemeyi, en az net olarak ödemeyi ve bunun üstüne çıkacak şekilde yurttaşlarımızı rahatlatmayı bir sosyal devletin yükümlülüğü olarak görüyoruz. Türkiye önceliklerini değiştirmek zorunda. Kötü finanse edilmiş 5'li, 15'li, 55'li şirketlerin, çetelerin değil, 30 küsür milyon insanın yaklaşık maaş aldığı bir asgari ücretli emekçi yurttaş topluluğunu gözetmek zorunda, onların ihtiyaçlarına öncelik vermek zorunda. Bu 21. yüzyılda Türkiye'nin bir önceliği, sosyal devlete giden yol hakça bir asgari ücretten geçiyor. Emeğin cumhuriyetini kurmak zorundayız. Sosyal demokratik bir cumhuriyet inşa etmenin yolu genç işsizlerle, asgari ücretlilerle ve yoksullarla, emeklilerle samimi bir şekilde bir bütçe tahsisatı, bir kaynak tahsisatı programı çerçevesinde bir geçtiğimiz yıllardaki yoksullaştırıcı,
borçlulaştırıcı etkiyi ortadan kaldırmaktır diye düşünüyoruz. 2825 lira yeterli değil. Daha fazlasını 2021'de keşke vaat edebilseydik. Şimdi bu entübe kelimesi şeyle birlikte hayatımıza girdi bizim. Bu korona pandemi süreciyle hayatımıza girdi. Entübe dediğimiz olay işte kendi nefesini alamıyorsa eğer hortumla oksijen desteği sağlanan hastalara entübe deniyor. Şimdi baktığımız zaman yani bunu bu tarafa uyarlamak mümkün. Yani asgari ücretli entübe vaziyette, emekli entübe vaziyette. Yani hangi kesime çiftçi tarımı söylemeye gerek yok. Onlar gerçekten felaket durumdalar. Artık nefes alamaz duruma geldi onlar. Üzerlerindeki icralar, şunlar bunlar, o tip baskılar çok ciddi. Tamam, fiyatlarının doğru açıklanmaması, zamanında açıklanmaması, alınması gereken ürünlerin alınmaması vesaire. Bir ton sorunu var tarımın baktığınız zaman. Bir de öbür tarafa bakıyorsunuz. Yani bu ekonomi. Yani sosyal hayata bakıyorsunuz, orası aynı şekilde. Hukuk alanına bakıyorsunuz, o da girmiş entübeye. Yani nereden baksak memleket entübe vaziyette diye bir tespitte bulunsak doğru mu yapmış oluruz yoksa abartmış mı oluruz? Maalesef doğru. Maalesef doğru. Öncelikle şu yanlış algıyı değiştirmemiz gerekiyor. Yurttaşlarımızın bu konuda bir yanlış algı operasyonuna maruz bırakıldığını görmemiz nedir ve bunu değiştirmemiz gerekiyor. Nedir o? Bu pandemi tüm dünyada var. Evet. Tüm ülkeler bundan etkileniyor. Doğru. Ama tüm ülkeler buna sağlık tedbirleri açısından ve ekonomik tedbirler açısından aynı şekilde yaklaşmıyor İsmail Bey. Aşı için gerekli rezervasyonları yaptıran, gerekli kontratları imzalayan ülkeler var. İhtiyacının üstünde aşıyı şimdiden tedarik etme yoluna girmiş ülkeler var. Birkaç çeşit aşıyı elde edip bu konudaki testlerden çıkacak sonuçlara göre yurttaşlarının halk sağlığını en garantili bir şekilde korumaya çalışan ülkeler var. Sağlığı planlayan, aşıyı planlayan, krizi planlayan ülkeler var. Sağlık çalışanları başta olmak üzere esnafını, KOBİ'sini, işsiz kalan gençlerini ekonomik olarak tedarik bütçeleriyle destekleyen, işsizlik sigorta fonlarıyla destekleyen, yardım, sosyal devletin yardım fonlarıyla destekleyen ve bunun için kenara koyduğu parayı vatandaşına ayıran ülkeler var. Biz maalesef sağlık yönetimi konusunda da, ekonomi yönetimi konusunda da, iki buhranı da yönetme konusunda da maalesef kötü bir test verdik. Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetleri geçmişteki hatalarının üstüne çok daha trajik sonuçlar yaratan iki büyük hata yaptılar. Kaynakları zamanında işsiz kalan, dükkanını kapatan, vergisini ödeyemeyen yurttaşlara, esnafa, KOBİ'ye tahsis etmediler. İşsizlik sigorta fonundan bizim kısa çalışma ödeneği alan emekçilerimize verilen miktar maalesef çok komik. Çok komik. Avrupa Birliği ve dünya ortalamasına baktığımız zaman gerçekten endekslerde geride kalıyoruz. Biz bunu bu yıl içerisinde, bir iki gün içerisinde raporumuzda ortaya koyacağız Cumhuriyet Halk Partisi olarak. İkinci konuda sağlıkta gerekli tedbirleri alamadık. Eğitimde gerekli teknolojik hazırlıkları yapamadık. Eğitim alanında da ciddi açıklar söz konusu oldu. Öğretmenlerin bilgisayarları yok. Sadece yoksul öğrencilerin değil. Kulaklıkları çalışmıyor, internet yapısı çöküyor. Öğrencilerin büyük bir bölümü bağlanamadı. Yoksul ailelerin televizyonu yok, tableti yok vesairesi yok. Bakın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi Türkiye'de milyonlarca esnafın, KOBİ'nin temsilcisi olan bir çatı örgütü sene 2020 Aralık ayında 5000 tablet göndereceğiz diye kampanya yapıyor. Evet. 5000 tablet. 5000 tablet bir mahallenin ihtiyacının bile altında. Fatih projesi diye bir proje başlatmışsınız. 1 milyar dolara yakın bir para harcanmış. Fakat ortada ne tablet var, ne tahta var, akıllı tahta var. Bir teknoloji çöplüğüne dönüşmüş. Zaten projenin kendisi de yok artık. Evet, yani yok. Yeni açıklanan şeyde hani geleceğe dönük planlama yapılıyor. Orada yok yani. Yok. Hala o kadar harcanan kaynağa, israf edilen kaynağa kimin de tablet var, tahta yok.
Kiminde tahta var, öğrencide tablet yok. Öğretmenlerin teknolojiye girişi sorunlu, okulların altyapısı tam takır kuru bakır. %20-25 oranında... İkisini bulduğunuzda da internet yok. İnternet yok, çok doğru söylediniz. Dolayısıyla entübe dediniz, maalesef entübe. Bakın, dünya bir sağlık krizinden ve ekonomik krizden geçiyor ama Türkiye'deki kadar ağır bir buhran çok az ülkede var. Ve bu bizim gördüğümüz kısmı İsmail Bey. Veriler sansürleniyor. Ölüm oranları gizleniyor. İflas eden firmaların sayısı açıklanmıyor. Bunlara şimdi yardım edilmiyor. Sansürlenmiyor. Keşke sansürlense. Yani onun bir mantığı var. Yanıltıcı bilgi veriliyor. O evet. Daha kötü. Tabii. Yani yanıltıcı bilgi, yani diyor ki şu kadar vatandaşımız hasta, bu kadar da işte vaka çıktı, şu kadar az. Ya ona göre vaziyetini alıyorsun. Tabii. Ya da kontrol altına alındık diyor. E almamışsın. Hani sansürleyince hiçbir şey söylemiyorsun. Tabii. Vatandaş şöyle bakıyor ama bir bilgi veriyorsan ve o bilgi doğru değilse orada sıkıntı daha büyük oluyor diye düşünüyorum. Buyurun. Yok kesin. Şöyle sansür derken en genel anlamda kullandım. Tabii siz şimdi medya çalışanları, emekçileri olarak bu kavramı en doğru kullanabilecek durumdasınız. Sansür deyince biz zıplıyoruz zaten. Yani. Şimdi TÜİK rakamları yanıltıcı. Sayıştay raporları kesiliyor, budanıyor. Ölüm raporları, belediyelerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri vefat rakamlarını açıklayana kadar gizleniyordu. Evet. Aşıyla ilgili bilgiler manipülatif. Sürekli iyi haber pompalanmaya çalışılıyor ve yurttaşlarımızın önemli bir bölümü önce rehavete sokuluyor. Sokaklara, kafeteryalara, alışveriş merkezlerine, çarşılara dolduruluyor. Gerçek rakamlar yoğun bakım ünitelerinde, hastanelerdeki yatak sayılarında ortaya çıkınca bu defa da yurttaşlarımıza suçu atarak, sorumluluğu atarak kendileri bu işten zeytinyağı gibi sıyrılmaya çalışıyorlar. Gerçekten bu krizlerin Türkiye'de buhrana dönüşmesinin nedeni, ülkemizin bir entübe noktaya getirilmesinin nedeni kötü yönetim. Kötü yönetim. Bir felaketle karşı karşıya olduğumuz doğru dünya çapında. Fakat felaketin iki katını, üç katını daha ağır biçimde Türkiye yaşıyor. Fakat hak etmediği halde yaşıyor. Varlık içindeyken yaşıyor. Yani bir avuç firmaya dolar bazlı ödeme yapılırken, milyarlarca dolar karşılığı Londra mahkemelerine temiz makamı olarak, çözüm makamı olarak tespit edildiği için sözleşmeler, geçilmeyen köprülerin, kullanılmayan altyapı yatırımlarının ücreti dolar olarak verilirken yurttaşlarımızdan en hakça yaşamak için gerekli olan asgari ücret bile esirgeniyor. Gençlerimize bir iş yaratma vaadi hiçbir şekilde gerçekleşmiyor. Dolayısıyla entübe sözü az kalıyor. Biz bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi olarak yoğun krizlerden, bir devlet krizinden, fakat devlet krizini aşan bir fetret döneminden ve bütün bunların üstüne bir buhrandan, büyük derin ekonomik buhrandan geçtiğimizi söylüyoruz. Maalesef 2021'e daha iyi koşullarda geçebilmeyi isterdik. Ülkemiz çok daha iyisini hak ediyor. Yurttaşlarımız çok daha iyisini hak ediyor. 83 milyon yurttaşımız 2020 yılında bu kadar büyük ekonomik külfeti tartışmak zorunda değildi. Bu kadar büyük bir sağlık krizini tartışmak zorunda değildi. Bakın burada tekrar Cumhuriyetimizin yüz akı, sağlık emekçilerimize yeni yıla girerken minnetlerimizi, şükranlarımızı sunmak zorundayız. Hıfz-ı Sıha Enstitüsü'nün kurucusu olan rahmetli Refik Saydam'ın, rahmetli Fişek hocamızın, rahmetli Türkan Saylan hocamızın izinden yürüyen, Nusret Fişek'in, Türkan Saylan'ın, Refik Saydam'ın öğrencileri olan sağlık emekçilerimize, başhekiminden yoğun bakım ünitesinde çalışan hekimine, hemşiresinden ambulansta çalışan görevliye, temizlik yapan hizmetli görevliden teknisyenine, radyoloğuna, laborantına kadar tüm sağlık emekçilerimize şükranlarımızı bildirmek zorundayız.
eczacımıza kadar bunlar hakikaten çok ağır ödediler bu işin faturasını aileleriyle birlikte. Buna rağmen bakın hükümet sağlık emekçileri için bu yasanın geçmesi konusunda ne kadar ayak diredi, onlara yardım konusunda ne kadar isteksiz davrandı görüyoruz. Irak Cumhurbaşkanı'na çalgılı çengili sarayda debdebeli ziyafet veren bir rejim, maalesef bir iktidar, sağlık emekçilerine peyniri bayatlamış, içindeki marulu pörsümüş, sandviç, soğumuş çorba veriyor. Burada toplum olarak bizlerin de sorumluluğu var. Hepimiz dayanışmak zorundayız ve bu kötü yönetime rağmen sağlık emekçilerimizle, esnafımızla, yoksulumuzla, işsiz gençlerimizle dayanışmak zorundayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilk günden bu tarafa belediyelerimizi genel başkanımızın direktifleriyle aşevleri konusunda, yardım kolileri konusunda, askıda fatura uygulamaları konusunda, tablet yardımları konusunda elimizden gelebildiğince yardımcı olmaya çalıştık. Bütün engellemelere rağmen yetiyor mu? Yetmiyor. Daha iyi bir yönetimi hak ediyoruz. Zenginin daha zenginleştiği, çünkü ucuz kredilerin çoğu ihtiyacı olmayan kesimlere gitti. Fakat ihtiyaç sahibi yoksulun ise daha fazla yoksullaştı. Bu dönemi bu şekilde geçirmememiz gerekiyordu. Ama 2021'de daha fazla dayanışma, daha fazla sosyal belediyecilik ile biz bunları elimizden geldiğince aşmaya çalışacağız. Yurttaşlarımıza da sağlıklı bir şekilde bu sorunları anlatacağız. Bunu anlatmak zorundayız İsmail evet. Bey. Şimdi biraz da hukuka bakalım istiyorum. Osman Kavala ile ilgili biliyorsunuz AİHM kararına rağmen Anayasa Mahkemesi dün bir karar verdi oy çokluğuyla. 8'e 7 çıktı. Hak ihlali olmadığını söyledi. Şimdi tabii Osman Kavala sürecin bir sembolü olduğu için Osman Kavala üzerinden yürüyor iş. Ama memlekette çok ciddi haksız, hukuksuz bir biçimde cezaevlerinde yatan binlerce Osman Kavala var. Dolayısıyla baktığınızda hukukla ilgili de sıkıntılar çok net bir biçimde gözüküyor. Bu gözükmeyi sadece biz söylemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da bunun farkında olmalı ki bir reformdan bahsetti. Ekonomide de reform gerektiğini ifade etti. Hukukta da bir reform ifade etti. 2020'de göremedik o reformun herhangi bir emaresini. Ama 2021'e de pas attı Sayın Cumhurbaşkanı. Önümüzdeki yılda işte hem ekonomide hem hukuk alanında dedi, çok ciddi işler yapacağımızı, işte sistemle ilgili bazı düzenlemeler yapacağımızı şimdiden ilan ediyorum falan gibi bir söz söyledi. Şimdi 2020'de bir reform bekleniyor. Benim bir beklentim yok, bu ayrı bir şey de. Hani sizin taraftan baktığınızda siz bu süreci nasıl okuyorsunuz? Bir reforma inanıyor musunuz? Daha doğrusu bu kadar net sorayım. Bir reform yapabileceğine, bu iktidarın o iradeyi gösterebileceğine inanıyor musunuz? Söylemlerdeki samimiyet testi nasıl sizce? Reform kelimesine dünya siyaset tarihinde 20. yüzyıl boyunca en fazla zarar vermiş hükümet hangisidir derseniz Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleridir. İçi boşaldı. Saray rejimleri. Reformun içi boşaldı değil mi? Ne kadar reform yaptılarsa, ne kadar açılım yaptılarsa bu ülke yoksulluğun kol gezdiği, işsizliğin kol gezdiği, yolsuzluğun kol gezdiği, çetenin ve mafyanın kol gezdiği bir ülke haline geldi. Bu ülkede hakkı yenilmeyen, hukuku ihlal edilmeyen vatandaş kalmadı. Her kesimi mağdur ettiler. Ne kadar reform dedilerse, ne kadar açılım dedilerse ülke bir açık, gazeteciler için, akademisyenler için, siyasetçiler için tutuklu açık hapishaneye döndü. Evet, açık cezaevi halinde. Açık cezaevine döndü. İnternet sansürleniyor. Bakın 9 yaşındaki, 10 yaşındaki, 14 yaşındaki yüzlerce çocuk geçtiğimiz yıllarda sosyal medyadaki mesajlarından ötürü karakollarda ifade verdi. 80 yaşındaki teyzelerimiz tutuklandı. Karakola ifade vermeye çağrıldı. Gözaltına alındı. Neden? Hukuksuz, kent anayasasına aykırı bir şekilde kamu arazisine tadilat yapan saraydaki bürokratların tasarruflarıyla ilgili beyanlarda bulundukları için. Bir eleştiri. Bunun için teyzelerimiz, 80 yaşında teyzelerimiz karakollara, polis
lere ifade vermek zorunda bırakıldı. 75 yaşında mikrofona konuşan amcalarımız, daha fazla konuşurdum ama Silivri'ye gitmek istemiyorum diye bütün sosyal medyada, YouTube kanallarında ifadeleriyle şey yapıyor. Bakın, Türkiye'de bir teneke ayçiçek yağının bu kadar konuşulduğu, bir mikrofona hükümeti eleştiren bir ifadenin bu kadar korku konusu olduğu, ekonomiden hukuka, asgari ücretliden gazeteciye, siyasetçiye, Osman Kavala'dan Selahattin Demirtaş'a, il başkanımız sevgili Canan Kaftancıoğlu'na karşı açılan haksız, hukuksuz, mesnetsiz kolaj, yapıştır, sahte iddialarla açılan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen yerel mahkemelerin Anayasa Mahkemesi kararlarını takmadığı bir hukuksuzluk rejimi söz konusu olmadı. Bakın, bu kadar otoriterlik, bu kadar hukuksuzluk, keyfilik 12 Eylül diktatörlüğünde bile olmadı. Askerin bile diktatörlüğünde bir öngörülebilirlik vardı. Tamam. Hukuksuzdu. Junta, askeri cuntalar Türkiye'de insan hakları alanında, hukuksuzluk alanında aydınlara, akademisyenlere, sendikacılara çok büyük haksızlıklar yaptılar. Senelerini insanlar hapislerde geçirdi. Gencecik çocuklarımız, gençlerimiz yaşları büyütülerek idam edildi. Ama bu kadar yaygın, vatan satına yayılmış bir hukuksuzluk söz konusu olmadı. Bir keyfilik söz konusu olmadı. Bakın, Gezi'de isyan başlattığı gerekçesiyle tutuklanma noktasına geldi Osman Kavala. Beraat ettiği davadan tahliye edilmesi gereken gün ajanlık suçlamasıyla tekrar hapse atıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Kurulu Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuyla ilgili süre aşımı ve hak gaspını tespit ediyor. Anlı şanlı bakanlar mecliste tabii ki tutuklu kalacak diye konuşma yapıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi kendi içinde bile bu hukuksuzluğa itiraz noktasına geldi. Hukuksuzluk bitmelidir diyen siyasetçilerin kafasına vuruluyor, susturuluyor. Canan Kaftancıoğlu, il başkanımız sevgili Canan Kaftancıoğlu ile ilgili mesnetsiz, saraydaki bir bürokratın kent anayasasını hiçe sayarcasına keyfi bir şekilde yaptığı bir tadilattan ötürü aleyhine dava açılıyor. Yıllarla yargılanıyor. Böyle bir hukuksuzluk, böyle bir keyfilik söz konusu olabilir mi? Normal şartlar altında bir batılı demokraside, bir ortalama demokraside bu işi yapan bürokratın görevinden istifa etmiş olması gerekirdi. İstifa etmedikleri gibi diploması sahte olan güreşçiler internette bu karara erişim engeli getiriyor. Haberlere erişim engeli getiriyor. Ya zaten olmaman gereken bir yere atanmışsın. Almaman gereken bir maaşı alıyorsun. Bir de üstüne vatandaşların o kaynaklara, mahkeme kararına erişimini kısıtlıyorsun. Katarlılar Kanal İstanbul projesinin etrafından arsalar aldılar ve aldırdılar. Kendi yerli işbirlikçileriyle beraber. Orada kimin hangi arsayı ne zaman aldığına ilişkin tapu kayıtlarına erişim engeli getiriliyor. Yani hırsız çalıyor, minareyi saklamak için kılıfını ayarlıyor. Kılıfını bir de saydam görünmez kılıfla donatıyor. Fakat buna rağmen bunu gören vatandaşa diyor ki, senin iki gözün bu hırsızlığı, bu yolsuzluğu, bu arsızlığı gördü. O iki gözün bunu gördüğü için sana bir de ceza vereceğim. Bir de YouTube kanalına konuşmuşsun. Orada da yolsuzluk demişsin, hırsızlık demişsin. Al sana bir de bu kadar ceza. Memleket bu kadar hukuksuz, bu kadar haksız yönetiliyor. Dolayısıyla bu keyfilik aslında büyük bir çadır devleti, büyük bir çete kültürü ve mafya kültürünün egemen olduğunu gösteriyor. Hukuktan bahsedemeyiz artık burada İsmail Bey. Vatandaşlarımız hukuka susadı, adalete susadı. Haksızlıklar ayyuka çıktı, yolsuzluklar ayyuka çıktı, fakat arsızlıklar da ayyuka çıktı. Arsızlıklar da ayyuka çıktı. Yani vatandaş aç diyor, açım diyor, kuru ekmek
bizi kuru ekmeğe mahkum ettiniz diyor. E kuru ekmek yiyorsanız aç değilsinizdir deniyor. Böyle bir şey bu ülkenin adabına, edebine sığar mı? 80 yaşındaki bir teyzeyi polis karakoluna çağırıp ifadesini almak Anadolu'nun edebine, adabına sığar mı? Hani biz insanı yaşat ki devlet yaşatsın felsefesinden geliyorduk. Eziyet kültüründen başka bir şey yok ki. Türkiye'de eziyet edilmemiş yurttaş kaldı mı? Gazeteci kaldı mı? Akademisyen kaldı mı? Siyasetçi kaldı mı? Vatandaş kaldı mı? Sosyal medya kullanıcısı kaldı mı? Kendileri vatandaşa her türlü hakareti edecekler. Her türlü eziyeti edecekler. Her türlü keyfilik olacak. 4-5 maaş alacaklar. Diyorlar ki maaş alıyorum ama sor bakalım niye alıyorum? Hayır hesenat. Alıyorum ama bir sor bakalım niye alıyorum? 70-80 bin liralık maaş alan eski bakanlar, eski bürokratlar var. İsmail Bey, bu aldıkları maaşın bir tanesi. Nasıl zamanında spor programlarına çıktığı için 100 bin lira haftalık program başına kendi yandaşlarına maaş veriyorlardı. Şimdi başka bakanlar da başkalarına maaşlar veriyor. Ya bu ülkede 2825 lira asgari ücret olmuş, yeterli değil. Bunu dert etmiyorsunuz. Bu ülkenin bütün kaynakları bir küçük imtiyazlı zümreye çalışır hale gelmiş. Bunu hangi akıl, hangi vicdan kabul edebilir? Ve bunu susturmaya çalışıyorlar. Bu kabul edilemez. Hukuk ayaklar altına alındı. Sadece Osman Kavala'nın hukuku değil, sadece Selahattin Demirtaş'ın hukuku değil. Siz de girdiniz çıktınız, siz de bunun mağdurusunuz. Merdan Yanardağ'dan Oda TV'nin köşe yazarları Barış Terkoğlu, Müyesser Yıldız, çok sayıda gazeteci say bitmiyor. Bitmiyor. İnanın bitmiyor. Sevgili Murat Ağarel. Yani. Murat Ağareller, Fatih Ertürkler, tazminat davasıyla uğraşmayan siyasetçi mi kaldı? Bakın sarayın bir bürokratı Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına fezleke gönderiyor. Bu milletvekilleri bana aldığım maaşla ilgili hakaret ediyorlar, dokunulmazlıkları kaldırılsın dedi diye. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Anayasanın korunması altında olan, kürsü dokunulmazlığı alan, Türkiye'nin bütün sorunlarını dile getirmekle yükümlü olan milletvekillerine karşı fezleke hazırlanıyor. Trol ordusu linç ediliyor. Olmadık iftira, hakaret ama ne oluyor? Yerel mahkemeler kararları uygulamıyor. Nasıl olacak bu? Bu kadar haksızlık, bu kadar hukuksuzluk ancak Firavun rejiminde olur, ancak baskı rejiminde olur. Ondan sonra da diyorlar ki tek adam diyorsunuz bize, bunun neresi tek adam? Şimdi son 2,5 dakikamız kaldı, onu da söyleyeyim. Yani aslında konuşulacak başlık çok ama 2021'den ne bekliyoruz? Yani bir 2021 beklenti mesajıyla kapatalım programı. Vallahi Genel Başkanımız 10 maddeyle 18 yılda yaşanan şeyleri açıkladı. Evet. Tek adam rejiminin şahsım devletinden tutun faiz baronlarına, faiz lobilerine çalışan, ekonominin bir rant çetesine, döviz ve faiz lobisine çalıştığından tutun da kendi milletimizin göz bebeği tank palet fabrikası başta olmak üzere ulusal fabrikalarımızın peşkeş çekildiğine kadar, şehit ve gazi yakınlarının yalnız bırakıldığına kadar, onlar için toplanan paraların hasır altı edildiğine kadar, onları iç edildiğine kadar pek çok şeyi tartıştık. Sahte diplomalı pek çok atamanın olduğu, milyonlarca diplomalı üniversiteli ve üniversitesiz gencimiz iş bulamazken, sahte diplomayla insanların atama yapıldığı, kayırıldığına ya kadar. 3 üniversite diplomalı sokakta aynen. İşsiz ama diploması sahte 3 yerden maaş alıyor. Maalesef. Böyle bir ülke oldu yani. Nereden tutsan elinde kalıyor yani. Lime lime dökülüyor. Bu nasıl bir yanlıştır? Yolsuzluk yapan insanlar kutsal değerlerimizle alay eden büyükelçi atanıyor. Kutu dolusu hediyeler alanlar. Dolayısıyla ne istiyoruz? Şimdiye kadar 18 yılda yaşanan haksızlık, hukuksuzluk, yolsuzluk ve eziyet anlamında yaşanan hiçbir şey tekrarlanmasın istiyoruz. 2021'de yurttaşlarımıza öncelikle bu koronalı günlerde
sosyal mesafeye, fiziksel mesafeye dikkat etmelerini istirham ediyoruz. Aşı ulaşacak ama bakalım ne zaman ulaşacak? Maske geç ulaştı. Grip ve şey aşısını vurduramadık. Zatürre aşılarını. Ama umarım 1,5 milyon aşı gelmişti işte. Yani. Evet, 80 milyonluk. Umarım ama korona aşıları bir şekilde ulaşacak. Nüfusun ne kadarına, ne zaman ulaşır onu bilmiyorum ama ulaşana kadar yurttaşlarımız sağlıklarına dikkat etsinler. 1 kilo portakal, C vitamini deposu portakalın kilosu 7 lira, 8 lira, 9 lira. Evet. D vitamini Avrupa ülkelerinde ücretsiz dağıtılıyor. Bağışıklığı arttıran D vitamini yurttaşlara ücretsiz dağıtılıyor. Ama bizi kıskanıyorlar. Biz vitaminsiz bıraktık, besinsiz bıraktık ama bizi kıskanıyorlar. Aşısız kalmaz umarım milletimiz. Hayır, kalmayacak muhtemelen çünkü 50 milyon doz sipariş edildi, 4,5'u geldi bildiğim kadarıyla. Yani kibrit çöpü falan çekeceğiz ya, kısa çeken olacak ya da yazı tura mı atacağız bilmiyorum. Milli Piyango daha böyle bir ihtimali yakın. Yani neye, kime göre bu 50 milyon sipariş verdiniz? Bu ülkenin nüfusundan mı haberiniz yoktu? Soru çok tabii ki. Buyurun, vaktinizi almak istemiyorum. Son 30-35 saniyemiz. Sağlıklı günler diliyoruz. Daha fazla sosyal dayanışmaya ihtiyacımız olan yoksulumuzla, yaşlımızla, işsizimizle, asgari ücretimizle daha fazla dayanışmamız gereken günlerden geçiyoruz. Esnaf mahallenin sosyal dokusunu oluşturur. Esnafımızla dayanışmak zorundayız. Fakat bitirirken şunun altını çizmek istiyorum. Evet. Türkiye'de maalesef kadın cinayetleri artık soykırım noktasına ulaştı. Kadın tacizleri, çocuk tacizleri kitleselleşti. Kadın soykırımı noktasına ulaşan bu kadın katliamlarını durdurmak zorundayız. Muhalefet iktidar demeden tüm partiler bir araya gelerek en sert şekilde tedbirleri almak ve İstanbul Sözleşmesi'ni tavizsiz biçimde uygulamak için gerekli bütün dayanışmayı sergilemek zorundayız. Bunun partisi, bunun siyasi görüşü yok. Kadınlarımızın bu kadar soykırıma uğrarcasına katledilmelerine seyirci kalamayız. Emekçilerimizin bu kadar yoksullaştırılmasına emekçi kalamayız, göz yumamayız. Sağlık emekçilerimizle dayanışmak zorundayız. İyimser bir şeyle bitireyim. Buyurun. Türkiye alternatifsiz değil, Türkiye seçeneksiz değil, Türkiye daha iyi yönetilebilir. 2021'de daha fazla dayanışacağız, daha fazla umudu besleyeceğiz. Aydınlık günler cumhuriyetçiler için, demokratlar için, Türkiye'de hukuka, hakka inanan herkes için, emeğin üstünlüğüne inanan herkes için iyi günler ufukta. Dayanışarak bu işi aşacağız diyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler değerli izleyenler. Sizlere de teşekkür ediyorum. Yalnız bırakmadınız bizi. Bugünü bitirdik. Yarın yine saat 17'de burada olacağız. Yine memleketin gerçeklerini sizlerle paylaşacağız. Ama kapatmıyorsunuz, ayrılmıyorsunuz Tele1'den. Çünkü biraz sonra Evren Özalkuş gelecek ve haber merkezimizin hazırladığı gerçekleri sizlerle paylaşacak. Hoşça kalın efendim.